Evet arkadaşlar bu videoyu 14. sezonun e, gerçekten hepimize hayırlı ve uğurlu olması için çekiyorum ve hazırlıyorum. İnşallah da arkadaşlar herkes için PUBG severler için özellikle hayırlı olur. Özellikle bizim sürekli mücadelesini verdiğimiz hileler daha da azalır. İnşallah PUBG yetkilileri bu kozmetiklere uğraştıkları kadar e, işte RP'dir, UC'dir bunlara bakın şimdi açtık bunlar geldi falan reklam geliyor bir şeyler oluyor bunlara uğraştıkları kadar inşallah arkadaşlar hilelere de uğraşırlar oyunun daha iyi oynanmasına uğraşırlar haksızlıkları gidermek için uğraşırlar diye bir temenniyle bugünkü videomuzu çekiyorum Doktor Donate ailesi olarak bildiğiniz gibi 14. sezona girdikten sonra arkadaşlar ee, gerçekten de artık birçok YouTuber kardeşimizin 14. sezon Royal Pass'ı ezdim, UC'yi fulledim, RP'yi 100 yaptım gibi birçok videolarla karşılaşacaksınız. Ben de bunlara bir tepki videosu olarak 14. sezon Royal Pass'ı fullemedim, RP'yi fullemedim ve UC'yi fullemedim videosu yayınlamak istedim arkadaşlar. Ee, tabii bu video sadece bir fullememe videosu değil. Aynı zamanda da sizlere biraz bilgi verme, yani Doktor Donate ailesi PUBG Mobile'da nereye doğru gidiyor? Biz bu sektörde ve bu alemde neler yapmaya çalışıyoruz? Bununla ilgili de bir bilgi vermek istiyorum bu video kapsamında. Öncelikle şunu göstermek istiyorum arkadaşlar merak edenler için. Her ne kadar 10.000 aboneye yaklaşsa da Doktor Donate gördüğünüz gibi benim RP'lerim 0, UC'lerim 0. Yayınlarda yaptığımız yardımlarımızı ya da Instagram üzerinden gönderdiğimiz yardımlarımızı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bunları sponsorlarımız sayesinde ve bizlere destek veren takipçilerimiz sayesinde. Yani birinde RP varsa o bir başkasına gönderebiliyorsa gönderiyor. Birinde UC varsa o bir başkasına gönderebiliyorsa bize ulaşıyor ve bizim aracılığımızla bir başkasına gönderiyor. Yani Netice itibariyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ben kendi hesabımda bile ki bu benim Doktor Eğitim resmi hesabıdır. Hiçbir şekilde elbiseler almıyorum. Bakın gördüğünüz gibi 3, 6, 9, 12 tane elbise var. Bu elbiselerin hepsi sezon elbiseleri. Sezon 8, sezon 10, sezon 11 elbiseleri. Bunun gibi arkadaşlar. Ve bir şey daha göstermek istiyorum. Şuradan görevlere girdiğimde, RP'lere girdiğimde bunları da yapmadığımı Şunları bir kapatak da Nereden kapanıyormuş bunlar da bilmiyorum ki Hiç kullanmadığım için He Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar RP'm Royal Pass'in 1 olduğunu göreceksiniz. Geçen sezonda ben şu 6'da mı 5'te mi falan bitirmiştim sezonu. Ee, yani şunu anlatmaya çalışıyorum kardeşlerim. Ee, şimdi mission görevler. Bazı arkadaşlarımız gerçekten böyle saplantı derecesinde görevleri yapalım. Vay efendim, şu görevi de tamamlayayım, şunu alayım. Bu görevi de tamamlayayım, bunu alayım. Ee, yani ben doktor danayet olarak size şunu söylüyorum arkadaşlar. Evde annenize, babanıza bir bardak su getirmekten aciz iseniz ve buradaki görevleri yapmak için kendinizi yırtınıyorsanız, bence aynanın karşısına bir geçin ve kendinize şu soruyu sorun. Kardeşim ben ne yapıyorum? Ya bu bir oyun. Ve ben bu oyundaki görevleri yapmak için ailemden uzaklaşıyorum, sevdiklerimden uzaklaşıyorum ya da işlerimi doğru dürüst yapmıyorum diye kendinize bunu bir sorun. Bu görevleri bir kapatın. Ha bana kalırsa görevlerin hiçbirini yapmayın derim ben. Ben zaten yapmıyorum. Beni tanıyanlar tanıyor. Şimdi burayı da kapatalım. Şurada Rewards diye bir şey var. Royal Pass. Royal Pass'e gelince evet burada bir şeyler veriliyor falan. Şimdi birinci Royal Pass'te bu veriliyormuş galiba herhalde. Görevle mi veriliyor? Nasıl oluyor? Onu da bana bir söyleyin arkadaşlar. Bu videonun altına yazın. İnanın bunun nasıl alındığını, alınıp alınmadığını, ne işe yaradığını gerçekten hiçbir şeyini bilmiyorum. Onu ben size söyleyeyim de yani. Şunların ne işe yaradığını da bilmiyorum. Çünkü hiç almadığım için silahlar falan varmış. İyi olsun güzel. Allah bereketini versin. Şimdi gelelim arkadaşlar en sonuncuya. En sonuncuda ne varmış? Ona da bir bakalım. En sonuncuda buymuş. Yani şimdi... Bu bu yani en sonuncusu şu da benim giydiğim elbise. Şimdi ne olacak abi? Hani bunu alsan ne olur onu alsan ne olur? Ha bana kalırsa hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ama tabii sizlerin birçoğunuzun yaşı küçük olduğu için gördüğünüz gibi ben hep bu elbiseyi aylardır giyiyorum. Başka da hiçbir elbise giymiyorum. Ben artık doktor Donate olarak bu elbiseyle tanıdınız. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar bu videoda. RP'ye ihtiyacınız yok. İyi oyuncu olmak için illaki RP'yi fulllemeye ihtiyacınız yok. İyi oyuncu olmak için ailenizin, annenizin, babanızın, sevdiklerinizin paralarını, maddi imkanlarını bu oyuna harcamanıza da gerek yok. Bu arada PUBG yetkilileri belki bu videoyu izlerler, bana kızarlar ama onlara da buradan sesleniyorum. Keşke 100 bin, 200 bin, 500 bin abonesi olan kanallara, yayıncılara... Bedava'dan UC'ye verdiğiniz gibi bizim gibi 1 milyon kişiyle oyun oynayan kanallara da UC verseniz de biz de bunları çocuklarımıza, takipçilerimize dağıtsak diye temenni ediyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi biz odalarımızı bile kendi takipçilerimizin oda kartlarıyla alıyoruz veya sponsorlarımızın oda kartlarıyla satın alıp işlemlerimizi yapıyoruz. Bunu da buradan duyuralım. Belki birilerine bu sözümüz giderse belki Türkiye'de bir şeyler değişebilir ve dediğim gibi bu videonun başlığı sezon 14'te Royal Pass'i yüzlemedim, RP'yi yüzlemiyorum, UC almıyorum ve arkadaşlar oyuna para yatırmıyorum şeklinde olacak. Ee, bu kapsamda bana sorusu olanlar varsa onları da cevaplayayım. Çünkü bir taraftan şu anda canlı yayındayız arkadaşlar. Canlı yayın Doktor Donate kanalından sorularınızı da cevaplayacağım. Kanalı şu anda açıyorum kanalın chat sistemini videomuzu bu şekilde yavaş yavaş ben kendi düşüncelerimi söyledim bu arada arkadaşlar. Hiç kimse benim gibi düşünmek zorunda değil. Ama burası özgür bir ülke ise ben de profesyonel bir oyuncuysam bu şekilde düşünüyorum. Ee, ve kafamdaki düşünceler bunlardır. Şimdi yayında kimler varsa bu yayındaki kişiler bana neler sormak istiyorsa lütfen sorsunlar RP ile ilgili veya başka konularla ilgili ya da yeni sezonla ilgili sormanızı istediğimiz ya da sormak istediğiniz bir şeyler varsa bu videonun altına da yorum yapabilirsiniz. Ben şu anda Doktornet YouTube kanalındaki chat'i yan tarafa açtım arkadaşlar. Şu an chat gözümün önünde. Hatta ekranı da sizinle paylaşıyorum. Doktornet YouTube kanalında chat şu anda gözümün önünde ve yazılarınızı da görüyorum. Bu videomuzu da kayıt altında tutacağım için sorularınızı da alabiliriz. Abi ne ara verdin demiş. Batuhan e, yayında değil nokta nokta demiş. Kaan Dede Koç aleyküm selam demiş. Yunus Emre Nurten selamun aleyküm demiş. Emre Kartal abi Discord'da sesimi açar mısın demiş. Discord'daysan açalım. Kim neredesin sen Emre? Emre'cim benim yanımda Şafak diye birisi var. Selamünaleyküm. Şafak hoş geldin Discord'umuza. Sesini açabiliyor musun Şafak? O da sesini açamıyor galiba. Şafak'çım burada mısın? O da sesini açamıyor. Evet arkadaşlar, e, abi, benim Hah, Goçum e, e, bu videomuzu yarın yayınlayacağız. Ben bir video çekiyorum Şafak'çım ve videomuzun başlığı evet, da Royal Past'ı yüzlemedim. Bu satın almadım. Ve bu oyuna da para yatırmadım şeklinde olacak kardeşim. Sen benim düşündüğüm şeylerde mantıksız bir şey görüyor musun? Yani söylemek istediğim bir şey var mı? Çünkü senin yaş grubundaki arkadaşlar RP, RP, UC, UC diyor. Bu arada onlara da karşı değilim arkadaşlar. Birçok kardeşimize de yardım ettim Instagram'dan. Onlar kendilerini biliyorlar zaten. Yani ben kendimi UC'ye kullanmadığım halde Küçük kardeşlerimize yardımcı oldum, gönderdim, gönderilmesine vesile oldum ama kendim kullanmıyorum ee, kardeşim. Sen bu konuda izleyenlere ne söylemek istersin? Burada mantıksız bir şey var mı? İkinci bir konu 100 bin, 200.000, bin, bin abonesi olan kanallara e, bildiğiniz gibi, çoğunuzun bildiği gibi PUBG yetkilileri bedava UCE veriyorlar ve orada tanıtılmasını istiyorlar. E, yani bu UC'leri bu kadar kanala bedava verileceği yerde sizin gibi oyunculara dağıtılsa daha iyi olmaz mı ee, yani böyle benim aklımda birçok deli soru var ee, Ben de bu sorularla bu videoyu kapatmak istiyorum Sen bu konuda ne söylemek istersin abicim ee, yani izleyenlere vermek istediğim bir mesajın var mı ee, abi ya yani böyle herkese da aslında mesela nasıl desem aklıma gelmiyor ki abi şu anda. Ya herkese şey. UC ya dağıtamazlar. O ayrı bir konu. Herkese UC ya dağıtamazlar da benim ben demek istediğim abi. şu. Biraz adaletli olunabilir ya da UC fiyatları gençlerin daha çok satın alabileceği düzeyde daha indirimli olabilir. Ya da ne bileyim yani bir şeyler yapılabilir yani benim anlatmak istediğim bu ben herkese uyucuya dağıtın diyemem zaten herkese uyucuya zaten dağıtamaz veya şöyle bir şey yapılabilir de diyebilir ki 14. sezon herkese 30 uyucuya bizden bedava da diyebilir çünkü PUBG bu kadar takipçisi bu kadar oyuncu üzerinden dünya kadar para kazanmış bir firma ben de bunu anlatıyorum yani değil mi o yüzden abi arkadaş... bugün sana bir anlatayım mı efendim abicim Be e, benim bugün arkadaşım Öyle abi herkesten ucu dilindi abi. Yani Heh. işte ben de onu anlatıyorum yani. Ne şey bozulmuş artık yani. Ya İki işte... şey ucu attılar abi. Ya canım kardeşim Çocuğa ben de onu ki... anlatıyorum yani herkesten ucu isteyen bir nesil oldu çocukların psikolojisi Aynı artık abi. bozulmadı mı? Ben de onu anlatıyorum yani Aynı bu bunu bozuldu İşte ben yani. de bunun için bu Bayağı. videoyu çekiyorum. Ee, sen de bunu bizzat kendin söylediğin için sana da teşekkür ediyorum çok teşekkürler kardeşim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kardeşimiz de zaten söylüyor artık diyor insanların psikolojisi bozuldu bu UC yüzünden. Gerçekten çocuklar bir gün içerisinde bana abi RP alacağım abi UCA alacağım diye o kadar çok mesaj geliyor ki inanamazsınız. Ee, Onları ben şimdi sizlere göstermek istemiyorum o kardeşlerimizi de küçük düşürmek istemiyorum. Ama benim UC ile ilgili, RP ile ilgili düşüncelerim bunlardır. Bunu da bir video kaydı yaparak sizlerle paylaşmak istedim. Bir başka video kaydımızda görüşmek dileğiyle PUBG eleştirileri, PUBG düşüncelerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Umarız PUBG yetkilileri bir gün bizim de sesimizi duyabilirler. Ve umarız Yiğit'in hakkını da Yiğit'e e, teslim edebilirler diye düşünüyorum. Bu arada XXX Roblox Ninja limon göndermiş yayınımızdan. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel yayında bizi yalnız bırakmadığı için. Dr. Donate Fear abi CSGO yayını gelecek mi demiş. Gelecek kardeşim. Laronus'e Discord demiş. Hoş geldin Laronus'e. Ahmet Sezai Yılmaz da selamun Aleyküm demiş. Ve Raiz Akademi beni ekler misin abi demiş. Ekleriz kardeşim. Evet arkadaşlar. Royal Pass e, 100'e tamamlamadım. E, RP satın almadım. Oyun'a da para yatırmadım videosunun sonuna geldik. Ee, burada bir şey daha göstermek istiyorum. Şurada benim bir sürü kutularım falan var arkadaşlar. Bakın şurada. Bir sürü kutular, özel ödüller, ödüller bir şeylerim var benim burada, buralarda. Bunları da arkadaşlar sizlerle beraber 10.000 abonede beraber açacağız. Ee, şurada mıydı? Neredeydi lan bu kutular? Vallahi yerini bile bilmiyorum ha. Şurada mıydı galiba? Ya burada bir yerde... Işında mıydı? ha Evet burada bir sürü kutularımız falan var arkadaşlar. Bunları da 10.000 abone de açacağız. Buradan bunun da duyurusunu yapalım. Sizlerle birlikte açacağız. Çünkü ben böyle şeylere kıymet vermediğim için elbiseymiş, sikilmiş, bilmem neymiş. Bunların hiçbirisine kıymet vermediğimi de bu videodan da anlamış oldunuz. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Bir başka PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu arada yani... Ee, şunu da söyleyeyim de ben kimseye düşman değilim arkadaşlar. Royal Pass'ı 100 yaptım, RP'yi 1000 yaptım, UC'yi ezdim falan diyen kişilere de düşman değilim. Sadece ben de kendi düşüncemi bu şekilde e, özgür bir YouTube ortamında sizlerle paylaşmak istedim. Bu da benim şahsi düşüncem arkadaşlarım. Umarız e, beni anlayışla karşılarsınız ve bu videonun altına siz de kendi yorumlarınızı yaparsanız RP ile ilgili, UC ile ilgili memnun olurum. E, bu aralar 14. sezon yayınlandığı için birçok YouTube kanalında zP'yi fullledim, parayı bastırdım, 30 bin ucu aldım, arkadaşla ezdim, 40 bin ucu havada ezdim falan diye böyle özendirme videolarını e, bol miktarda göreceksiniz. Bunun da ben buradan Doktor Donate olarak e, duyurusunu yapayım ve sizlerden rica ediyorum. Lütfen arkadaşlar özenti toplumu olmayın. Başarı... Proje ve bilim toplumu olursanız daha da güzel olur. Neticesinde bu bir oyundur. Ama ve lakin seviyorsanız, paranız da varsa, almak istiyorsanız da kimseyi tutamayız. Sizlerin görüşüne de saygı duyarız. Ee, dediğim gibi ben e, bu tip ortamlara ailenizin nafakasını, parasını, yatırmanızı pek uygun bir şekilde e, olduğunu düşünmüyorum. Yine de sizlere de saygı duyuyorum. Kendinize iyi bakın. Bir başka videomuzda görüşürüz arkadaşlar.